Sen nesin be? Sen nesin böyle? Yapma 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 yapma. Acıtıyor onlar. Onlar çok acıtıyor. Wow 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 wow. Yukarı çık. Hoş geldiniz. Geldi. Ha, güzel. Serdar yönetmenimiz oradan ses vermiyor olmuş. Buradan geçilemiyor. Neyse, şimdi bak biz buradan ne yapacağız ya? Nasıl halledeceğiz biz bu işi? Şöyle geçelim o zaman. Bu ne? Bir yazıyor burada. O zaman şöyle gidip şunu bir açalım. Ne yapıyor bu? Ha, şunu açıyor. O zaman onu açacağız biz de bir şekilde. Başka, ana tam açılmadı o. Demek ki bir yer daha var. Orayı da halletmemiz lazım. Bakalım oraya, o tarafı nasıl şey yapacağız. Yapma 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 yapma. Nasıl çık 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 lan. Zamanı geri aldık. Bu konu üzerine bazı çalışmalarımız vardı. O yüzden ya başardık bunu yapmayı. O yüzden şurada bir zaman noktası oluşturuyorum. Zamanda sahip bir nokta oluşturuyorum. Bu direkt şey yapıyor. Bu güzelmiş bu bak. Hop! Yaptık mı? Yine tam açılmadı ama işimizi görecek gibi. Bakalım şu karşı tarafta sıktırabilecek miyiz? Çok şey değilim bu konularda. Ha, şöyle geçelim bakalım. Nereye geldik? Yine bir atomlarımı ayrılıp geri geldim ben. Şuradan hiç risk almayacağım. Bir daha bunlara girmeyeceğim ben. Bir daha girmeyeceğim onlara. Dışarı, 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 dışarı. Lanet olsun öyle laboratuvara, öyle deneye. Ne? Oo. Gaz var oradan. Gelin bakayım. Ne oldu? Gelemiyorsunuz. Gaz mı var? Ne var? Aha geliyor. Gel bakayım. Gel bakayım sen de. Gelin, gelin, gelin. Hadi gelin. Hadi. Gelin lan. O da öldü. Gel sen de gel. İyi gelme. Güzeldi ama. Biz de böyle ilginç bir yere geldik. Ha sonunda asıl Lambda laboratuvarın deneyine geldik. Şurada bir şeyler var mı? Bir bakalım. Burada bir şeyler yok. Burada sadece böyle kutular var. Neden var peki bu kutular? Buraya bir şeyler mi koymuşlar? Evet, hoş geldi, hoş bulduk, hoş geldiniz diyor, hoş bulduk. Oh, 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 uuu, shotgun, güzel, bilim adamı shotgun kullanıyor, bu da bizim kafada. Uuu, hayatın amacı da kendi varlığını devam ettirebilmek olduğu için ve insanlar, insanlık kapsamında bunu yapmanın yolu da bir takım biyolojik ve anatomik ritüellerden geçmek olduğu için bu enstitüde bir tane bile kadın çalışan olmaması beni üzüyor. Peki ben neden bunlardan bahsediyorum? Çünkü Bay Higgs'in bir Bayan Higgs'e ihtiyacı var. Bay Higgs'in bir Bayan Higgs'e ihtiyacı var ki bu müthiş beyni, bu müthiş dehayı bir sonraki nesli aktarayım. Hilmi Bey benimle birlikte gelir misiniz acaba? Gelmeyecek misin Hilmi? Sen ciddi misin? Geliyor musun Hilmi? Geliyorsun değil mi? Aslanım Hilmi'm be! Aslan Hilmi'm benim. Çok özür dilerim seni bu tabancayla daha önce vurduğum için. Aynısı bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Wow! Evet yeni ekipmanlarımız artık. Yeni ekipmanlarımız bizi iyi şey yapıyor. İyi koruyor. Hadi bakalım. Şimdi hadi bakalım. Diyor ki ben seni, senin için burada bir portal açacağım. Beni koruyacaksın diyor. Tamam. Wow! Elinde bu enerji kütlesi topluyor. Enerji... Sen nesin be? Sen nesin böyle? Yapma 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 yapma. Acıtıyor onlar. Onlar çok acıtıyor. Wow 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 wow. Yukarı çık. Yukarı çıkamıyorum ben. Ha bu manyak var. Öldü bu. Kim atıyor bunları? Daha atan var. Bir türlü vuramıyorum ben bunu.
İyi, deneylerde bir şeyler oluyor. Bir şeyler başarılı gidiyor. İyi, seni vurabildik çarpmadan önce. Hadi hadi hadi. Ben bir tuhaf hissediyorum ben. Bir atomlarıma ayrıldım. Geri döndüm. Bir şey oluyor bana. Ne oluyor bana? Wow. Benim çok kafam karıştı. Böyle atomlarıma ayrılıp baştan birleşince, ışınlanınca beynim tam kendini toparlayamıyor. Şimdi şurada bir şeyler var. Zen'e geldik biz hakikaten. Burası Zen denen bir yer yani. Uzay diyeceğim. Uzaya benzemiyor çünkü bunlar gezegen değil. Yani şu anda bir kütlenin üzerinde duruyorum ama bu kütle bu kadar yer çekimi yaratacak kadar büyük bir kütle değil. Demek ki burası farklı bir boyut. Farklı şekilde işliyor fizik yasaları. Veya bunlar farklı aygıtlar. İlginç aygıtlar. Yani böyle gemi gibi. Half-Life isimli kavramın birinci kısmını araştırdıktan sonra araştırmanın ikinci kısmı da olacak. Wow wow! Hayır. Aa, burada birisi var. Sen de benim gibi bir kıyafet giymişsin ama sen başarısız olmuşsun. Peki sen neden bu noktada ölmüşsün? Sen şuradaki uzaylıyı vurmakta güçlük çekmişsin anladığım kadarıyla. Demek ki buraya yollanan başka insanlar da var. İlginç. Buraya hakkında araştırma yapmalıyız ya. Burası çok ilginç bir yere benziyor ki geldim. Sen bir ölmüşsen. Buraya geçebilecek miyim acaba? Acaba? Oh be. Oh be. Oh be. Tamam şimdi şuradan geçerken şöyle. Peki şuraya atlayabiliyor muyum? Uzaylılar halledecek gibiyiz. Burası bayağı uzaylıların evi. Demek ki bu da bize bir olanak sağlıyor. Atlayabilmeyi başardım. Şuradan da bu da benim yanıma gelecek. Neden oraya ateş ettiğim hiçbir fikrim yok. Bazen böyle ateş edesim geliyor. Ulan aşağısı yok buranın. Burası uzayda süzülüyor. Ne biçim bir yer burası? Buradan şöyle bir atlayalım. Wow. Meyve mi bunlar? Wow 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 wow. Ölmeyecek herhalde artık. Böyle böyle kaçacağız o zaman buradan. Okey, şunu hallettik zaten. Şu arkadan kaçacağız. Tamam, bunların yanına fazla durmaya gerek yok. Şurada bir şey var diyorum sana. Yapma yapma yapma. Oo, canım doldu. Canım doldu ki burada bir tane daha eleman var. Yazık, ölmüşler hep. Benden önce gelen elemanlar işte bunlar. İşte bunlar hep başka Freeman'lar. Black Mesa'nın klonlama çabalarının hep başka örnekleri. Yani dünya dışı varlık dediğin zaman çok daha şey oluyor. Geniş bir anlam oluyor. O zaman oluyor bak. Doğru söylüyorsun. Ne oluyor be? Şunu da mı açacağız? Anladım. Bunlar geliyor, bunun üzerine konuyor. Bunlar şey gibi, bayağı kelebek ve çiçek gibi. Kelebekler geliyor. Bu farklı boyutlardaki kelebekler farklı boyutlardaki çiçeklerin üzerine konuyorlar. Bir de buradaki var sanırım. Güzel. Buradaki yer çekimi de az. Buradaki yer çekimi bayağı az. Dikkatli olunuz efendim. Ama bilimin önünde hiçbir şey duramaz. Bilimin önünde hiçbir şey duramaz. Higgs'in önünde hiçbir şey duramaz. Yani inşallah duramaz. Bakalım nereye gidiyoruz şimdi. Yine Nuka Cola'dan bir yudum alalım. Bugünün sponsoru Nuka Cola biliyorsunuz. Nereye geldim? Oo, bunlar tehlikeliye benziyor. Wow! Yo 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 yo. Sen ölsene birader. Sen dayanıklı bir şey çıktın. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor abi? Benim sadece bu silah kullanmam gerekiyor. Anlaşıldı. Ölsene lan artık. Yerde bir sürü minik minik varlık var. Tamam, benim hiçbir silahım kalmadı şu anda. Yapma yapma, yine bak karanlık bir şeyler fırlatma üzerimize. Ayıp bir kere ya, ayıp. Ben sağa sola gidip kendi üreme sistemimle ilgili maddeleri sağa sola savuruyor muyum? Sen yapıyorsun, ayıp ya, şuna bak. Ulan sen bunu var ya, Türkiye'de yapsan dayağı yersin, sağlam dayak yersin. Hoş, dayak atılacak birisi de değilsin ama. Oh, 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 oh. Öl artık. Yeter. Oh, 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 oh. Minik 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 minik. Oh. Kaç abi, kaç 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 kaç. Oh, minik minik şeyler var burada. Böcükler var. Bakalım buraya gelmiş başka adamlar var mı? Oh, 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 oh.
Hayır, ben kaçıyorum. Ben tamamen kaçıyorum şu anda. Ben bu küçük küçük yavrularla, küçük küçük böceklerle uğraşmak zorunda değilim. Oradaki varlığın ismi Gonark. Headcrab'lerin annesi denilebilir. Bu head, o böceklerin annesi mi yani şimdi bu? İntikam vakti. Senin ben bütün böceklerini var ya, bak ne yapacağım. Sen bir ölsene. Sen ölebilir misin acaba? Okey. Sen yine bu belli başlı hormonların sıvılarını bana atmaya başladın. Bu hoş değil. Hoş değil. İnsanın bu tarz sıvılarını bir kere farklı ritüeller için kullanması gerekiyor. Ne oluyor? Sen orada. Bak ben ne yapacağım şimdi sana. Şuraya zıplayabilir miyim ben acaba? Üstüne düştüm. Kaçtı bu. Ulan organını görüyoruz. Çok kötü. Çok kötü bir şey burası. Öl lan artık. Öl artık. Yeter be. Ya bak yine bu belli başlı sıvılarını atıyor. Ayıp ama ya. Ayıp yani. Terbiyesiz. Bunun ne kadar sağlam bir kesesi varmış böyle. Ben her şeyi harcadım şu anda. Benim başka harcayacak bir şeyim kalmadı. Birazcık kendi merminden alın bakın. Kendi canlarınız bunları. Öldü mü? Peki. Wow. Çabuk. Şuradaki şeyi falan. Aşağıya. Ne kadar terbiyesiz, ne kadar şerefsiz bir... Yalnız var. Bak şuna. Abo. Okey. Sıkma. Peki. Halledeceğiz. Bunların hepsini halledeceğiz bir şekilde. Şimdi tek yapmamız gereken bunları doğru düzgün düşünebilmek. Şuraya atlamam lazım. Ne oluyor? Nereden sıkıyorlar? Ölüyorum. Neden ölüyorum ben? Öldüm. Yukarıda bak. Çeşitli canlılar var. Sen ölebilir misin acaba? Öldü. Peki sen? Nasıl düşüyor? Nasıl düştü yere? Şimdi dur. Şöyle. Şey yapabilirsek. Güzel. Gayet iyi. Şimdi benim bir şekilde. Şu tarafa doğru gidebilmem lazım. Lütfen bana sıkmayın. Sizin geminizdeyim şu anda. Bana sıkmayın. Bana sıkıyorlar. Hadi be dostum. Yakına ulaştır beni. Oradan dönelim. Şuradan atlarsak. Bir şeyler yapabiliyoruz ve geç. Sonunda. Güzel. Başka bir yere geldik ama şöyle bir tahmin yürütmem gerekirse yine. Yo yapma be. Gayet güzel. Ay ben şu sesten pek hoşlanmadım. Bu sesten hoşlanan var mı? Bağırma çağırma sesinden ben pek hoşlanmadım. Şuradan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Ben şuradan bir yerden kaçayım. Bunlarda durmaya gerek yok. Tahmin etmem gerekirse şu anda o devas şey seslerini, o gürleme seslerini çıkaran yer artık şuradaki kocaman mağaradan gelecek. Burası neresi? Burada ne oluyor? Burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor burada? Bir kendime geldim şimdi, tam iyi hissediyorum. Hadi lan. Kurtulduk. Bir şekilde kurtulduk. Hadi bakalım. Gizli bir yerden, yani şöyle dar bir yerden gitmek sanki bize avantaj sağlar gibi geliyor. Hırlama sesleri geliyor. Ben şu anda biraz tırstım çünkü ben şu anda bayağı korktum. Sen gel bakayım buraya. Bak senin için özel bir silahımız var burada. Evet işte
Bu. İşte durum bu. İşte durumlar böyle. Oh be. Oh, şöyle bir yine güzelleştik. Yine bir eski halimize geri döndük. İşte şimdi Higgs'i görecekler. İşte şimdi uzaylı avını görecekler. Kendilerine demiyorlar ki, acaba bizim bu kadar korktuğumuz bu uzaylı yaratığı öldüren bu Higgs beyefendi, belki de ondan daha fazla korkmalıyız. Belki de bu Higgs beyefendinden daha fazla korkmalıyız. Kendilerine böyle bir şey diyorlar mı? Demiyorlar. Neden? Çünkü bu uzaylı işgalciler ancak bu kadar düşünebiliyorlar. Çünkü ben Bozon Higgs. Ben değerli bilim adamı Bozon Higgs. Kendime de değerli diyorum. Çünkü bu hakkında kendimde buluyorum. Çünkü şu anda dünyayı bir uzaylı işgalinden kurtarıyorum. Şuraya. Bak, o taraftayım ben. Aynen. Bak. Şuradayım. Bir de bak şuradayım. Bak, oradan ses geliyor. Bak bakalım neymiş. Ne oluyor? Nerede oluyor orada? Yani şimdi beni göremiyor. Hoş bak diyorum. Doğru. O konuda haklısınız. Oo. Biz artık böyle dış uzayı bıraktık. Bu boyutun bunların yapıları arasına gidiyoruz. Burası ne? Ne kazandırıyor burası bize? Bir şey kazandırmıyor. Sanki böyle birazcık daha Ali Baba ve 40 Haramiler kafasında bir şeymiş gibi geliyor. Sanki böyle içini açtığımız zaman farklı farklı canlılar çıkacakmış gibi geliyor ama işte bu uzaylı işgalcilerin de algısı ancak bu kadar. Hoş, şu anda işgalci ben oluyorum sanırım. Onların dünyasını ben işgal ediyorum. Ben bayağı şu anda işgalciyim ya. Hatta işgalci de değilim. Bayağı adamları geldim öldürüyorum burada. Soykırım yapıyorum resmen. Teker teker gördüğüm bütün uzaylıları öldürüyorum. Bir vicdanım sızlıyor. Bir şeyler oluyor bana. Hop! Okey, bunu yaptık. Yapacağımız başka bir şey var mı? Şöyle bir şey yapalım bakalım. Buradan nereye gidiyoruz? Burası bizi nereye götürüyor? Wow, yanlış yer. Acıyor. Wow. Biz bayağı sert gidiyorduk, hayırdır? Ya sen nasıl bir belasın ya? Bilim, değerli dostum, insanlığın varoluşunun devamı içindir. Her şey insanlığın varoluşunun devamı içindir. Yaşamın birincil amacı da budur zaten. Yaşamın tek amacı budur. Kendi varoluşunun devamı. Sonuçta toplum olmazsa bizim de var olmaz. Sen nereden çıktın? Dedim size değil mi? Bu varillerin içinde birileri var diye. Bu variller içinden haydutlar çıkacak diye. Bay X, bilmediğimiz şeye levyenizi sokmayınız. Haklısınız efendim, haklısınız. İşe yaradı gibi. Ama ben tamamen bu silahla gidebilir miyim şimdi? Şöyle yukarı falan bakalım mı? Ters bir şeyler var mı diye. Var. bombaları harcadık. Wow. Senin kafanın karpuz gibi yarılması lazım. Ne oluyor kardeşim? Siz nereden çıkıyorsunuz böyle? Kaç tane geldi bunlardan? Müfrezi yollamışlar arkamızdan. Demek ki giderek tehlikeli hale geliyor işler. Onlar için de. Oo, şu altı patlarım geri döndü ya. Başka bir şey istemem. Neyse artık yavaş yavaş bu araştırmanın da sonuna geliyoruz. Belli araştırmalar yaptık. Belli şeyler öğrendik. Mesela şu küçük küçük yaratıklar kafalarından vurunca ölüyorlar. Demek ki merkezi sinir sistemleri o taraflarda, onu biliyoruz. Kafalarını açtıklarını biliyoruz. Çok açık zihinli yaratıklar bunlar. Araştırmamızın bir sonraki kısmında görüşmek üzere. Serdar yönetmenimizin de deyimiyle, hayatta yüksek çözünürlükle kalmanın dileğiyle görüşürüz. Kendinize iyi bakın.